Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bir parçanın kalıbını çıkartmak için genel amaçlı elyaf tipi polyester tamir seti istedik. N11'de sipariş ettik ve parçamız geldi. Şimdi gelen paketi açacağız. Evet arkadaşlar, şöyle 1 litre 1 kilogram ağırlığında bir tane polyesterimiz var. Arkadaşlar, polyesterin kokusu kimyasal maddeden yapıldığı için biraz ağır kokusu var. Kapalı ortamda kullanmayalım. Yapacağımız işi açık havada yapalım mutlaka. Bunu uygulayan arkadaşlarımız, profesyonel yapan arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Böyle 1 kilogram genel amaçlı elyaf tipi polyester hızlandırıcısı var içinde. %2 oranında hızlandırıcı katılmış. Ark boyanın imalatıdır. Sağ olsunlar, göndermişler. İçinden iki tane fırça, iki numara, bir numara fırça, şöyle küçük bir tüp de mek sertleştirici, bir tane maskeleme bandı. 1,5 metrekarede elyaf arkadaşlar. Bu elyafın farklı çeşitleri var ama bizim işimize bu geliyordu. Bundan aldık. Bu elyaf ince kaplama yaparken kaç kat istiyorsanız ona göre uygulama yaparsınız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu elyaf bu şekilde polyesterle birleştikten sonra çok sağlam bir malzeme oluyor. Uygulamayı kat kat yapılacak. Bir kat yaptıktan sonra ikinci kat, üçüncü kat, kaç kat istiyorsanız arkadaşlar ona göre katlama yapılacak. Bu malzemelerimiz genel olarak tekne, yat, sandal, araba kaportası, araba tamponu gibi fiberden yapılmış tüm ekipmanlarda kullanılabilir. Ayrıca kalıp çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bunlardan kalıp çıkarabilirsiniz. Bunların kullanıldığı yerler bu şekilde. Uygulaması, burada şu an uygulama yapmayacağım ama genel olarak bir ön bilgi vereceğim arkadaşlar. Eldivensiz ve maskesiz işlem yapmayacağız arkadaşlar. Bu polyesterin içinde %2 oranında kobalt hızlandırıcı karışımı vardır. Kobalt ile mekin bir arada durması çok sakıncalı. Kimyasal tepkimeye giriyor ve yanma olasılığı olabiliyor. Bu sebepten dolayı fabrika kobaltı karıştırıp ondan sonra göndermiş arkadaşlar. Ayrıca karışım yaparken polyesterin içine önce kobalt karıştırılıyor. Kobalt karışımından sonra mek karıştırılıyor. İkisi aynı anda karıştırılamıyor arkadaşlar. Kimyasal tepkimeye giriyor. Bu sebepten dolayı sağ olsun da fabrika tedbirini alıp kobaltı karıştırmış. Mek'i de istediğiniz oranda karıştırmak için ayrıca bir göndermiş. Oranlarını sizin yapacağınız işe göre, tecrübeye göre karışımını yaparsınız. Bu polyesteri uygulama yaparken azar azar uygulama yaparsanız, eğer yaptığınız bir hata varsa polyesterin daha azı donmuş olur. Kullanamazsanız ilk kullanımda sertleştirici, örnek veriyorum, şöyle bir bardak içine doldurursunuz. Bundan 5 damla damlatırsınız. Bir uygulama yaparsınız. O uygulamada zaten kaç dakikada donacağı belli olur. 10-15 dakika arasında donma yapıyor. O 10-15 dakika içerisinde kullanmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde koyduğunuz kapta donar kalır, kullanamazsınız. İkinci sefer eğer hata yaparsanız
bu sertleştiriciyi önce 5 damla koyduysanız sonra 3 damla koyarsınız. O şekilde tecrübe edinmiş olursunuz. Bunu daha iyi yapan arkadaşlarımız var tabi. Profesyonel arkadaşlar, onlara anlatmaya gerek yok. Belki onlar şu an bize gülüyordur. Yapacak bir şey yok. Biz de öğreneceğiz arkadaşlar. Onun için bunu daha önce kullanmayan arkadaşlar mutlaka açık havada yapsınlar. Eldivensiz, maskesiz kullanmasınlar. Bilmiyorlarsa hiç kullanmasınlar arkadaşlar. Bilene yaptırsınlar. Şimdi söyleyeceğim bu kadar. Kanalımızı takip edip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çok sağ olun. İyi günler dilerim.